وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir yaprak dahi düşmez onun ilmi olmadan. Ya Rabbi, böylesine her şeyi kontrol ediyorsun. Kalbimi, nabzımı, bazen böyle cihazlar alıyoruz. Bir iki bakmışsın ölçe ölçe adam öldüm öleceğim düşüyor benim tansiyon galiba. Ya bırak şunu, düne kadar hiç ölçmezken bir sıkıntın yoktu. Şimdi ölçtün nabza baktın. Bir dünya orada parametre var, değişken böyle salınıyor. Hepsini ekrana vurursan takip etmeye gücün yetmez. Ama onları var eden takip ediyor. Seni bugüne kadar yaşatan, daha anne karnındayken, belli belirsiz bir varlık iken Cenab-ı Hak senin o bütün fonksiyonlarını hem inşa etti, sistemi başlattı, hem tamamladı, seni ahsen-i takvim olarak hayata gönderdi ve o günden beridir de bunların hepsini en olması gereken dengede, optimum noktada sana yaşatıyor. Yine bundan sonra da yaşatacak olan O'dur. Onun adını ve süresini tayin ettiği bir zamana kadar. O hayatı böyle bir imtihan aralığı olarak senin onun nimetlerini tanıyacağın, gördükçe ona hamd edip doya doya hamdini yaşayacağın bir mecra olarak irade sahibi bir varlık, akleden ve bunları da fark eden bir varlık. Hangi canlıyı gördünüz elinde kendi saturasyonunu ölçüyor, oksijen düzeyi nedir diye. Şimdi millet evde saturasyonunu ölçüyor. Oksijen düzeyimiz düşerse şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Allah Azze ve Celle varlığımızın içinde sakladığı sayısız sistemin ancak hepsinin dengede olduğunda bizim sağlıklı bir adım atıp yediğimiz, içtiğimizi, yürüdüğümüzü bize öğretiyor. Yoksa onların hepsini ta yaratılıştan beri bizim namımıza zaten yaratan ve yaşatan Allah Azze ve Celle hepsini en olması gereken noktada yaşatıyordu. Şimdi eksikliğini göstererek nimetin bize talimini ve terbiyesini yapıyor. Hamd ettik bir kere daha alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye ki şu an her gün 100'ün üstünde, belki 200'ün üstünde insanımız bundan ötürü vefat ediyor. Soluyamadığı, nefes alamadığı, nefesini ciğerlerine ulaştıramadığı, havayı teneffüs edemediği için. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şu an her birimiz o nefesi bir yandan alırken bir yandan hamd ediyoruz. Her birimiz o nefesi, o tansiyonu, o nabzı, o saturasyonu, o adını bildiğimiz, bilmediğimiz, daha henüz keşfetmediğimiz nice denge parametremizin en münasip, en uygun halini yaşarken alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Sizin için gerek ne varsa, ihtiyaç duyduğunuz ne varsa hepsini size sağladık diyen, bunların sayısını bile belleyemezsiniz, tek tek toplayıp ortaya çıkaramazsınız. Demek istedi ki bazısını gösteriyoruz size, hepsini bulamazsınız. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ İhtiyacınız olan, gereksiniminiz olan her şeyi biz size verdik. وَاِنْ تَعُدُّوا Saymaya kalksanız, نِعْمَةَ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın nimetleri. لَا تُحْسُوهَا Bunları ihsa edemezsiniz. Ne demek ihsa? Yani tamam hepsini saydık, bitirdik. Bir diske veya bir belleğe topladık, maddeledik. Bunun dışında, bu bellektekilerin dışında kalmadı artık. Hepsini kuşattık. Olmaz bu, hiçbir zaman olmayacak. Yarın olacak, tıp diyecek ki yeni bir şey daha keşfettik. Şöyle bir sistem daha insanda çalışıyor. Subhanallah. Sonraki gün daha başkası, sonraki gün daha başkası. Karaciğerin şu kadar vazifesi diye öğretiyorlardı eskiden. Şimdi 400'ü geçmiş yaptığı işler, belli ki biz hiçbir zaman onun vazifelerini bile tek bir organın bilip bitiremeyeceğiz. La tuhsuha. İşte bunların hepsini bize yaratan ve an itibariyle yabancısı değil, şu an bize yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Ötede kalmış, bizi yaratmış da çok geride kalmış değil. bizi hali hazırda yaşatan ve nimetleri bize hali hazırda sağlayan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bizim bu hamdimiz değil günde 5 vakit, günde 50-100 vakit her an huzurda olsak da yaraşırdı. Çünkü hamd kesintisiz olmalı, nimet kesintisiz çünkü. Allah Azze ve Celle vakitlice bunu 5 olarak tayin edip ama bize öğretti ki bu 50 de olsaydı, 500 de olsaydı, 20'nin tamamını da hamd ile huzurda geçirseydiniz nimete mukabil düşer, yaraşırdı. Çünkü nimetim kesintisiz devam ediyor. Allah Azze ve Celle'nin sağladığı hayat dediğimiz her an yaşadığımız nimet, nimette bir kesinti yok. Ama bize kulluğu Cenab-ı Hak bu kadar süre aralıklarla kafi gördü. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dinde size Rabbiniz bir zorluk bırakmadı, kolaylaştırdı. Bu kadarını yapın, kafi dedi. Günün doğumunda, ortasında, akşamına doğru ve akşamında ve yatmazdan evvel hamd ederseniz Rabbinize diye hamdimizi bu vakitler ile sınırladı. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dolayısıyla biz 2 vakit arası huzura durup hamd ettiğimizde o 2 vakit arası sayısını bilmediğimiz nimetlerin hepsini adına alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Ya Rabbi, saturasyonum düşmedi, nabzım hala devam ediyor. Hala yürüyebiliyorum, hala ayaktayım, hala gözlerim ışıl ışıl etrafı görüyor, fark ediyorum. Sevdiklerim de etrafımda, onlar da sıhhati yerinde, hamd ediyorum ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Önceki sohbetlerde de dedik ki nimetin farkındalığı hamdi besler. Hamd etmenin zeminidir. Nimetin farkında olmayanlar hamd etmeyi bilemezler. Allah Azze ve Celle'ye kendilerini medyun, yani borçlu hissedemezler. Yani dinin kendisini yaşayamazlar. Kendisini kendisine yeter zannedenler, sıhhatini çabasının, sporunun, iyi beslenmesinin sonucu zannedenler, genetiğine bağlayanlar, zenginliğini kazancının, zekasının ürünü sayanlar bir o kadar hamd etmekten kendilerini müstahni sayarlar. Yani hamd etmeye çok gerek görmez içinde. Böyle bir his oluşmaz. Çünkü nimetleri Allah'tan değil, kendi çabasından belliyor. Bu kadar da bönlük, hamakat akleden insana yaraşmaz, yakışmaz. Çünkü hepsinin Cenab-ı Hak'tan olduğu o kadar aşikardır ki hiçbir zengine bir nefesi yetiştiremezsiniz. Allah Azze ve Celle küçücük bir virüs ile kapattıysa önünü, o nefesi ona aldıramıyorsunuz. Allah Azze ve Celle artık hayır derse ne malı, ne genleri, ne serveti, ne sıhhati, ne o güne kadar iyi beslenmişliği hiçbir işe yaramıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Anladık ve belledik ki şu ana kadarki her nefesimiz, sağlığımız, mutluluğumuz ve sevdiklerimizin iyiliği ancak onun rahmetiyleymiş. Dolu dolu hamd ettik huzurunda. Elhamdülillahi Rabbil alemin.